Merhaba arkadaşlar, kodlama eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan MobilCode kodlama eğitim platformu üzerinden çalışmalar yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. İnternet tarayıcımıza mobilcode.eba.gov.tr yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Play Store'dan da MobilCode uygulamasını indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Siteye girdiğimiz anda şöyle bir ekran çıkıyor. Burada çeşitli yönergeler var. Maskot adında bizim karakterimiz var ve bu karakterimiz çeşitli görevleri yapması gerekiyor. Bu görevleri de doğru algoritmalar kurarak ve aynı zamanda algoritmayı kodlamaya çevirerek çalışması sağlanmış oluyor. Toplamda 4 farklı gezegenimiz var arkadaşlar. Ve bu gezegenlerin her birisinde 30 tane etkinliğimiz var. 30 tane farklı senaryomuz var. Bu senaryoların tamamı doğru bir şekilde kodlandıktan sonra bir sonraki gezegene geçiyor. Ve sırasıyla 4 farklı gezegen doğru kodlandıktan sonra hedefimiz dünyaya ulaşmak. Şuradaki pencereleri inceleyelim. Sol üst köşede giriş yapınız diye kısım var. Sizler adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve doğum yılınızı girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu size şu avantaj sağlar. Diyelim ki Kaya gezegeninde 10. etkinliktesiniz ve daha sonra farklı bir bilgisayardan çalışmanıza devam etmek istiyorsunuz. Eğer giriş yapmışsanız sistem sizin kaldığınız yerden devam etmenize olanak sağlıyor. Aksi takdirde giriş yapmadığınız takdirde en baştan çalışmanıza başlamak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Sağ üst köşede yine şu şekilde arka plana fon ekliyor. Yine sistemi tekrardan başlatma ya da çıkış gibi butonlarımız var. Kaya gezegenine tıklayalım. Evet, sorularımız birazdan gelecek. Hay aksi bir hata oluştu. Zorunlu olarak kaya gezegenine iniş yaptım. Geminin bazı parçaları gezegen yüzeyine dağıldı. Bu parçaları bulup gemimi tamir etmeliyim. Gezegenlerde hedeflere ulaşarak hareket edebiliyorum. Hedefe ulaşmamda bana yardım eder misin? Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar bu etkinlikte kullanacağımız, bu senaryoda kullanacağımız kodlar burada yer alıyor. Bakın burada anahtar kilit ilişkisi var. Lego tarzında, Yapboz tarzında çalışmalarımız var. Biz buna blok kodlama yöntemi diyoruz. Blok kodlama yöntemiyle kuracağımız algoritmalar ışığında bunu tamamlayacağız. İleri git ve hedefe ulaşma kodumuzda şeklimizde bu arkadaşlar. Şöyle bir inceleyecek olursak, şurada bir sahnemiz var. Soru sahnemiz burada yer alıyor. Yine sol tarafta gerekli olan kodlar burada yer alıyor. Ve bizim kodlama alanımız ise şurada. Şuradaki kodları sürükle bırak yöntemiyle arkadaşlar sistemin çalışmasını sağlıyoruz. Yine burada kodlamamızı oluşturduktan sonra çalıştır butonuna bastığımız zaman animasyonumuz çalışıyor ve eş güdümlü olarak sağ tarafta maskotumuz hareket ediyor. Kodu temizle butonu var. Yine kaçıncı seviyede olduğumuzu gösteren şurada panelimiz var. Yine yüzdelik olarak da burada durumumuzu kontrol edebiliyoruz. Buradaki i'ye bastığımız zaman öncelikle şunlardan bahsedelim. Ana sayfanın ya dönüş ekranımız burada yer alıyor. Uygulamaya ait bilgilerin yer aldığı sayfa burada. İpucu kısmı, bakın şurada anahtar işareti var. Belirli miktarda yanlış yaptığınız zaman şu anahtar simgesi aktif oluyor ve size ipucu veriyor. Çalıştır butonumuz burada. Kodu temizle, bakın şuradaki yanlış kodlama yapmışsanız kodu temizle butonuna bastığınız anda direkt kodlarımız temizleniyor. Ve gezegendeki görevlerin tamamlama yüzdelerini içeren kısımsa burada. Yine ileri git kodumuz var. Maskot baktığı yöne doğru bir adım ilerliyor. Sola dön, sağa dön. Bölümlere ulaşmamızı istenen hedef. Işınlan, yine bu kaya gezegeninde kullanacağız birazdan bunu. Işınlan kodu var. Bir de nesneyi al komutumuz var. Diğer kısımlarını diğer gezegenlerde kullanacağımızdan dolayı diğerlerine geçmiyorum şimdilik. Hadi başlayalım.
Şimdi hedefimize ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir adım ilerlememiz gerekiyor. Bir adım ilerle dedim. Ve ardından çalıştır butonuna bastık. Evet, tebrikler, hedefe ulaştın. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, burada toplamda 30 farklı etkinliğimiz var. Ben 7 ya da 6 tanesini göstereceğim size. Diğerlerini sizin yapmanızı isteyeceğim. Çünkü kodlama mantığı hemen hemen aynı ama algoritmaları kurup, doğru algoritmayı kurup, doğru kodlamayı yapmanızı sizden bekleyeceğiz. O yüzden bir kısmını atlayacağım. Yine 2 adım ilerle. Diyelim ki yanlış yaptınız. 3 adım ilerletelim. Çalıştır butonuna basalım. Bakın, hedefe ulaşamadın. Farklı blokları kullanmayı denemelisin şeklinde geri dönüş yapıyor. Yine bu kodu, sondaki kodu silmek için arkadaşlar şu sol kodu alıp sola doğru sürüklüyor. Bakın, çöp kutumuz var. Ya da tamamen silmek içinse kodu temizle butonuna basıyor. Dördüncü etkinliğimizin senaryosu şu şekilde ve kullanacağımız kodlar da yine sol tarafta yer alıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Maskotumuzun 2 adım gitmesi, ardından sola dönmesi ve ardından tekrar 2 adım gitmesi gerekiyor. Hemen kodlayalım. İleri git, ileri git, sola dön, ileri git ve ileri git. Ardından çalıştır butonuna basıyorum. Kodlama eğitiminde kullanılan diğer bir kısım ise hata ayıklama. Hata ayıklama ile ilgili bir senaryomuz var burada. Görüyorsunuz, maskotumuz ne yapacak? İleri gidecek, ileri gidecek, sağa dönecek ve tekrar ileri gidip hedefe ulaşması gerekiyor. Kodlara bakalım. İleri git, ileri git. Bakın, burada sola dön var ve ileri git. Sol yerine sağa dön olacak. Şuradaki sola dönü çöpe atıyorum. Onun yerine sağa dön ekliyorum. Şu anda 7. etkinliği yapıyorum. Ve ardından çalıştır butonuna basıyorum. On birinci etkinlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Maskotumuzun hedefe ulaşması için iki farklı yolumuz mevcut. Ama kodlamada en önemli durumlardan birisi ise verilen probleme en kısa yoldan ulaşmadır. Şöyle bir baktığımız zaman en kısa yol şu görmüş olduğunuz yoldur. Bunun için ne yapması gerekiyor? İleri gidip ardından sağa dönmesi, ardından bir adım ileri gitmesi, ardından sola dönmesi ve 1, 2, 3, 4 adım ileri gitmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Şuradaki adım ayar butonuna tıklayarak adımını hızlandırabilirsiniz. On beşinci etkinlikteyiz. Senaryomuz şu şekilde. Maskotumuz hedefe ulaşacak. Ama önünde bir engel var. Burada ışınlanma cihazları yardımıyla hedefe ulaşacak. Öncelikle maskotumuzun sola dönmesi gerekiyor. Ardından 2 adım ilerlemesi gerekiyor. 1, 2. Ardından sağa dönmesi gerekiyor. Ve sağa döndükten sonra 1 nolu cihaza ulaşması için 1, 2, 3, 4 adım ilerlemesi gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Ardından cihaza ulaştıktan sonra ışınlanıp bu noktaya ulaşması gerekiyor. Işınlandık. Ama ışınlandığım anda maskotum sağ tarafa doğru bakacak. Buna dikkat edelim. Eğer sol tarafa bakması durumunda mutlaka
sağa dön ya da sola dön ya da daha farklı kodlar kullanılması gerekiyor dönüş sağlaması için. Bu noktaya ışınlandıktan sonra bir adım ileri gitmesi gerekiyor. Çalıştıralım. Evet, 20. etkinlikteyiz. 20. etkinliğimizde sol tarafımızda bir tane yeni bir kodumuz geldi. Bir kez tekrarla. Görüyorsunuz burada maskotumuz 1, 2, 3, 4, 5 defa gittiği zaman hedefe ulaşacak. Fakat burada daha öncesinde ileri git, ileri git, ileri git, ileri git şeklinde 5 defa ileri git'i alt alta kullanıyorduk. Ve toplamda kullandığımız kod sayısı 6 oluyordu. Onun yerine programlamada fazlaca kullanılan bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Bir kez tekrarla, 5 kez tekrarla gibi tekrarlama ifadelerini kullanırken şu kodumuzu kullanıyoruz. Toplamda 5 adım gittiğinden dolayı 1, 2, 3, 4, 5 adım gittiğinden dolayı şurada 1, 2, 3, 4, 5 kez tekrarla kodunu alıyoruz. Tekrarlanacak olan kısım nedir? İleri gitmesi. İleri git butonunu kodunu aldıktan sonra çalıştır butonuna bastığımız anda 5 defa ileri gitme kodu çalışacaktır ve böylelikle fazla kullanılacak kodu da ortadan kaldırmış oluyoruz. 27. etkinliğimizdeyiz. 27. etkinliğimize baktığımız zaman maskotumuzun öncelikle bir nolu ışınlanma cihazına ulaşması gerekiyor. Çünkü direkt bu hedefe ulaşması için yürüyebileceği bir alan yok. Ardından buradan buraya ışınlandıktan sonra şu şekilde ilerleyip sola dönüp hedefe ulaşması gerekiyor. Bunun için yapmam gereken birinci aşama şu. Burada 3 defa tekrarlanacağı kısım var. İleri gidip sağa dönmesi, ileri gidip sağa dönmesi ve ileri gidip sağa dönmesi ve ardından ışınlanması. Bunun için 3 defa tekrar da kodunu alıyorum. 1, 2, 3. Gideceği adım 1, 2, 3. Yine 3 adım git diyorum. Hatta iç içe tekrarlayı kullanabiliriz burada. 3 adım gidecek. İleri gidecek. Ve ardından sağa dönecek. Sağa dönecek. Bu işlemler tekrarlandıktan sonra buradaki ışınlanma alanına gelecek. Cihazına gelecek. Işınlandıktan sonra şuraya gelecek. Yine burada ilerleyip sağa dönmesi, sola dönmesi, ilerleyip sola dönmesi ve hedefe ulaşması gerekiyor. Yine burada iç içe tekrarlayıp kullanacağız. 1, 2, 3. Kaç adım gitmesi gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa tekrarla. İleri git. Ve ardından sola dön. Tüm bu işlemler gerçekleştikten sonra, sola döndükten sonra bir adım ileri gitmesi gerekiyor. Çalıştıralım. Bakın burada görüyorsunuz. İkinci döngü ve üçüncü döngüye geliyor. Sola döndü ve ilerledi. Bugünkü kodlama dersinde maskotumuza sorulan sorulara doğru yanıtları vermek adına çeşitli kodlar kullandık. Bunlar ilerle, sağa dön, sola dön, ışınlan, üç kez tekrarla ve nesneyi al kodlarıydı. Bundan sonraki çalışmalarımızda diğer 3 gezegene ait çeşitli kodlar var. Farklı kodlar var. Bunları diğer derslerimizde
göstereceğiz. 30 tane etkinliğinin 30'unu da yapmadık. Geri kalanları sizin yapmanız için bıraktık. Onları da yapmanızı bekliyoruz. İyi çalışmalar.